Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz sevgili boğa burçları. Size özel bir anneler, size özel bir aşk açılımı. Anne enerjisi çekmekten dilime alışmış artık, kusura bakmayın. Size özel bir aşk açılımı. Sevgili boğa burçları. Bakalım bakalım bu aşk hayatınızla ilgili neler hissediyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Neler yaşıyorsunuz ve bu yaşama sebebiniz neler? Bunları yaşama sebebiniz. Evet, hemen niyetimizi ediyorum. Niyet ettim ilahi kanaldan bu videoyu dinleyen kolektifteki boğa burçlarının aşk hayatıyla ilgili en doğru bilgileri ilahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyorum. Boğa burcu için aşk hayatı özel açıldı. Boğa burcunun aşk hayatıyla ilgili en doğru bilgileri İlahi kanaldan hissetmeye ve aktarmaya niyet ediyor. Boğa burcu. Evet. Sevgili arkadaşlar, sevgili boğa burçları. Şimdi hayatınızda eğer bir aşk varsa, bir ilişki varsa bu ilişkiyi aslında gelecek vadeden bir ilişki aslında sizin için. Siz öyle düşünüyorsunuz. Belki bir sözlü olabilirsiniz, nişanlı olabilirsiniz ya da sözlenmek, nişanlanmak adına bir şeyler yapıyor olabilirsiniz. Belki hayatınızda sevdiğiniz kişiye karşı sevdiğiniz kişiyi ailenizle, etrafınızla, çevrenizle tanıştırdınız. Böyle bir durum söz konusu sanki bu aralar gündeminizde. Bunu duyuruyor olabilirsiniz ama şöyle bir şey var sevgili arkadaşlar. Sanki bu ilişkide bir şeyi kestirip atılmış. Net bir karar verilmiş. Kestirip atılmış ya da bir engele denk gelmişsiniz sanki bu ilişkide. Bir engel yaşanmış gibi. Yani bir baba engel olabilir, anne engel olabilir. Yani bu ilişkiyi istemeyen birinin durumu var sanki burada. Ve net ve kesin bir şekilde karar vermiş, kestirip atmış ve hiçbir şekilde de taviz vermeyen bir kişi var burada. Aynı zamanda kendi adınıza küçük de olsa adımlar atmışsınız. Bir başlangıç yapmışsınız ama ne yapacağınızı da bilemiyorsunuz. Şimdi karşı taraftan öyle bir şekilde ret gelmiş ki, yani bu ilişki nasıl gider, nasıl olur diye siz de bir tereddüt yaşıyorsunuz. Acaba mı dediğiniz, ikilem yaşadığınız bir gündem içinde olduğunuz görünüyor aynı zamanda. Şimdi yani bir ayak altı ettiğiniz konu, ya ben işte sözlenmek, nişanlanmak, evlenmek istiyordum. Somut bir şeyler yapmak istiyordum ama şimdi bu reddi alınca bir tarafın böyle kabul etmemesi, bir tarafın kestirip atması ya da bir tarafın çok fazla kuralları ve şartları olması size ağır gelmiş olabilir. Bunu ayak altı etmiş olabilirsiniz. Yani götüreceğiniz o teklifi götürememiş, sunamamış olma ihtimaliniz var. Ama düşünceniz, sizin düşünceniz diyorsunuz ki ben eninde sonunda bu kişiye bir teklifle gideceğim. Ben bu kişiye bir teklif sunacağım. Niyetiniz bu sevgili boğa burçlarım.
Ya da bekliyorsunuz, öyle söyleyeyim. Dişil enerjiler de bekliyordur tabii ki. Eril enerjiler teklife gidecektir. Dişil enerjiler teklif bekliyordu düşüncenizde. Evet, sağlam bir teklif bekliyorsunuz. Sağlam bir teklif ne demek arkadaşlar? Direkt evlenme teklifidir. Direkt niyetinin ciddi olmasıdır. Yani gelecek vaat etmesidir. Hayatımızın bundan sonra kalanını beraber geçirmek gibi bir durum. Ciddi bir ilişki adına adımlar atılması gibi düşünceler içinde olabilirsiniz. Ama yakın bir geçmişte umutlarınız, hayalleriniz, planlarınız suya düşmüş gibi, hayalleriniz yıkılmış gibi, hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz yakın bir geçmişte. Ama bu sizi yıldırmamış, yıldırmayacak da öyle görünüyor. Yani bu hayal kırıklığına uğramak sizi hiçbir şekilde engel yapmıyor. Siz daha çok güçlü bir şekilde, daha çok ne istediğinizi bilerek ve kazanma arzusuyla tekrar mücadele etmeye ve tekrar görüşmeye gitmeye, tekrar konuşmaya, tekrar bu ilişkiyi başlatmak için adımlar atılma yolunda ilerleme gibi durumlar söz konusu olabilir. Şimdiye kadar zamana bırakmış olabilirsiniz, askıya bırakmış olabilirsiniz, oluruna bırakmış olabilirsiniz. Ama bundan sonra artık ilerleme zamanının geldiğini siz de fark edeceksiniz. Bir yandan da şimdiye kadar zamana bırakırken de bir yandan da düşünmüşsünüz nasıl yapacağım, nasıl edeceğim, nasıl oluruz, nasıl gideriz, nasıl bu ilişkiyi devam ettiririz anlamında ve bunun fikrini, bunun kararını zamana bırakırken de düşünmüşsünüz zaten ve düşündükten sonra da Allah'ın izniyle tekrar bir mücadele etmek, tekrar karşı tarafı kazanmak, tekrar bu ilişkiyi canlandırmak isteyeceğiniz bir süreçten geçecek gibi görünüyorsunuz sevgili boğa burçlarım. Ayak altında ya daha doğrusu bilinçaltınızda tamamlanmak var. Bilinçaltınızda artık maddi manevi doyuma ulaşmak var, mutlu olmak var. Artık rahat bir yaşam istiyorsunuz. Artık yani bu konulardan yoruldum, buradan yoruldum. Artık şu elimi kolumu bağlayayım, rahat rahat oturayım artık. Sorunsuz düşünüm diyeceğiniz dönemler var aslında. Bunu da bilinçaltınızda. Bu tarz bir şey istiyorsunuz. Artık yoruldum. Artık ben kendimden artık rahat bir yaşam istiyorum. Artık huzura erişmek istiyorum diyorsunuz. Bilinçaltınızda sevgili boğa burçlarım. Evet sevgili arkadaşlar, karşı taraf ya da sizden bir şekilde bir teklif gidiyor Allah'ın izniyle. Sevginizi, ilginizi, aşkınızı söylemeye ve karşı tarafı kazanmak adına yapmanız gereken mücadeleyi yapacağınız anlamına da geliyor burada sevgili boğa burçlarım. Yani burada bir teklif var ve bu teklif Allah'ın izniyle size doğru geliyor ya da siz gideceksiniz. Artık kendi hayat durumunuza göre ve kendi cinsel durumunuza göre erilseniz ve dişilseniz buna göre alın kabul edin. Sevgili boğa burçlarım, bir şekilde bu sevgiyi götürmek, teklifi götürmek durumu söz konusu sevgili arkadaşlar. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Sonbahar mevsimini bulacak gibi, sonbahar mevsiminde bu olaylar tamamlanmaya gider gibi görünüyor Allah'ın izniyle. Tabii ki kolektif açık bir bakım herkesinki tutmayabilir ama mutlaka enerjimin tuttuğu kişiler vardır. Sevgili arkadaşlar, üzerine düşenizi her zaman söylediğimiz gibi aldık, kabul ettik. Düşmeyeni evrene gönderdik. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.